insanlık tarihi boyunca bitkilerden faydalanmak, bitkilerden yararlanmak hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecek. Biliyorsunuz doğuda birçok bitkinin faydası saymakla bitmez. Eğer hazırsanız biz de Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi'yle birçok lezzete imza atalım. Evinde yap başlıyor. Sizlerle gurme çay makinesini tanıyacağız bugün. Biz Türklerin en sevdiği çaya farklı farklı yorumlar katacağız. Yeri gelecek soğuk çay yapacağız, yeri gelecek meyve çayları yapacağız. Ama bildiğiniz gibi çay bizler için önemli bir nokta. İşte bu güzel makineden bahsedeceğiz. Otomatik gurme çay makinesi sayesinde demlenme oranı kendiniz tarafından damak tadınıza göre ayarlayacağınız, ayrıca sadece kitle olarak bile kullanabileceğiniz bu şık makine eliniz değmeden damak tadınıza uygun çayı derecesiyle sizin için düşünüyor. Vakit kaybetmeden bugünkü çaylarımdan bahsedeceğim size. Geçen sene Urla'dan aldığım enginarlarımı, saplarını sakladım, kuruttum. Şimdi sağlıklı karaciğer dostu enginardan maksimum fayda elde edeceğim. Ve böylelikle ne olacak? Mutfakta sıfır atıkla yapmış olacağım. Hem bir ürünü sonuna kadar kullanacağım, hem de bir o kadar da sağlıklı bir çay yapacağım. Yapmam gereken çok çok basit. Görmüş olduğunuz dokunmatik paneli sayesinde çok rahat, pratik bir o kadar da şık kullanımı var. Bluetooth özelliği sayesinde uzaktan istediğiniz oranda, istediğiniz ısıda çayınızı damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Artı HomeWiz özelliği de diğer cihazlarla kontak olmasını sağlayacak. Yani bir o kadar da modern. Fazla uzatmadan gelin enginar çayımızı yapalım. Enginar çayımız için kettle'a su koyuyorum. Şimdi buradaki çelik hazinemede şöyle bolca enginar yaprağımı koyacağım. Bu artan posasıyla da bitkilere gübre yapacağım. Bitki çayı özelliğini seçtim. Miktarımı seçiyorum. 2 kişiyiz, az bir miktarda. Koyu açık ayarını ayarlıyorum. Ben biraz bunu koyu istiyorum. Soğuk çay yapacağım. Ve çayımı otomatik olarak yapacak. 10 dakika sonra görüşüyoruz. Şimdi servise başlayalım. Çayımız hazır. Limonumu, bardağımı da alayım. Soğumaya bırakacağım. Biraz da buz koyuyorum. Soğuk çayım hazır. Sıra geldi güllü çayımı yapmaya. Gül çayı yapacağız. Yine yapacağımız şey aynı aslında. Haznemize bir ölçek koyuyorum. Bir buçuk ölçek kadar koyuyorum. 90 derecede 10-15 dakika demleme yeterli olacak. Biraz fazla bile koyabiliriz. İki yapalım bunu. Bitki çayını seçiyorum. Az miktarda açık olarak istiyorum. Ve başlata basıyorum. Yapmam gereken bu. Sizler için hazırladığımız gurme çay kitabı içerisinde birçok çayı nasıl demleyeceğiniz, ne kadar demleyeceğiniz yazıyor. Ayrıntıları bakabilir, istediğiniz damak tadında, istediğiniz lezzetli çayları yapmanız mümkün. Gül çayımız hazır. Gelin gül çayımızı da servis edelim. Ki en sevdiğim benim çay. Misler gibi kokuyor. Harika. Çayımız hazır, enfes kokuyor. Mükemmel. Ben bunun yanına bir de böyle şekersiz, unsuz, üzümlü bir kurabiye yapmıştım. Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi ile sen de keyifli çayları evinde yap. Afiyet olsun.